Hoş geldiniz dostlar. Selamun Aleyküm. Ukrayna, Rusya son durumla karşınızdayız. Savaşın başlarında Ukrayna'ya S-300 hava savunma füze sisteminin vurulduğunu söylemiştik. Bugün ikinci kez S-300'ün vurulduğunu görmekteyiz. Bununla ilgili uzmanlar şu değerlendirmeyi yapıyor. Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma bataryası Rus ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Ukrayna savaşın ilerleyen günlerinde bu kayıpların etkilerini daha acı bir şekilde hissedecek şeklinde maalesef sıkıntılı gelişme servis ediliyor. Yine bölgedeki gazeteciler Kiev'de son durumu paylaşıyor. Marketlerden görüntüler görmektesiniz. Yine dostlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rus petrolüne yaptırım uygulamayı kabul ettiğini ve bu kararı bugün açıklayacağını duyuruyor. ABD Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını bugün itibariyle yasaklayacak. Yasa Avrupa ülkeleri katılmayacak. ABD tek taraflı adım atıyor. Amerika'da Demokrat Senatör Kons şu açıklamayı yapıyor. ABD ve dünya genelinde petrol fiyatları artacak. Fakat özgürlüğün bedeli bu şeklinde açıklama yapıyor. Maalesef bu işlerden ülkemizde kötü etkilenecek. Bundan sonra petrolün rekor derecede artması da bekleniyor. Zaten her gün artıyor fakat daha da ileri boyutta iki katına çıkabileceği yönünde iddialar da var. Yine dostlar Suriye'de Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakanı Faysal Mikat Suriye'nin direnişi olmasa Batı tüm dünyayı ele geçirirdi açıklamasını yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri işgale destek verdiğini de ifade ediyor. Bu da bizi şaşırtmadı. Yine cepheden çok sayıda videonun servis edildiğini görmekteyiz. Yine dostlar Azerbaycan'ın Irak Büyükelçisi Irak'ta Kerkü'yü ziyaret edip Türkmenlerle bir araya geliyor. Ukrayna ordusunun imha ettiği Rus tanklarının görüntülerini görmektesiniz. Yine Rusya'nın işgal ettiği her son bölgesinde halkın Rus askerlerine yönelik protesto gösterisi devam ediyor. Yine dostlar Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Afat tarafından Suceava şehrinde Sırat sınır kapısından Romanya'ya geçen Ukraynalı savaş mağdurlarına insani yardımda bulunuyor. Afat ekipleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle insani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere. Siret sınır kapısına geldi. Ayrıca çok sayıda tırla da insani yardım malzemesi bölgeye yollandı. Türkiye'nin yardım faaliyetlerini organize eden ve Dışişleri Bakanlığı ile Türk vatandaşlarının Romanya üzerinden tahliyesine destek veren AFAD ekipleri bölgedeki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Yine tavuk döner dağıtımının yapıldığı da not düşülmüş. Günde yaklaşık 3500 kişiye 24 saat esasına göre yardım sağlanıyor. Yine dostlar Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a girişler az sayıda devam ediyor. Neden az sayıda diyoruz? Sabah da demiştik Macaristan katı bir politika uyguluyor. Gerek vize istiyor. Gerek savaşın ortasında insanlardan PCR testi istiyor. Gerekse de aşı istiyor. Kısacası gelmeyin diyor. Yine de Macaristan polis merkezinden yapılan resmi açıklamada şu ana kadar Macaristan'a insanların geçmeye devam ettiği not düşülüyor. Açıklamada son 24 saatte 11 bin kişinin ülkeye giriş yaptığı bilgisi paylaşılıyor. Macaristan'a gelen kişiler yapılan kontrollerden sonra toplama merkezlerine götürülüyor. Toplama merkezlerinde gıda ve temizlik ihtiyaçları karşılanan kişilere İhtiyaç halinde kalacak yerin temin edildiği belirtilirken aslında Macaristan hükümeti ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini duyursa da dediğimiz gibi şartlar o kadar zor ki dolayısıyla insanlar savaşın ortasında nasıl PCR test yaptıracaklar bu da büyük saçmalık. Yine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını söyledi. Twitter'dan yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi paylaşılıyor. Yine dostlar batılı şirketlerin Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararının ardından başkent Moskova'da alışveriş merkezlerinde tanınmış markaların kepenklerini indirdiğini görmekteyiz. Moskov City'de bulunan Afimal ve Yebrovski alışveriş merkezlerinde Zara, Massimo, Dutti, Mango, Sephora ve Swatch gibi uluslararası markaların mağazaları kapatılmış durumda. Faaliyetlerini durduran söz konusu şirketlerin yanı sıra çok sayıda firmada yakında bölgeden geri çekilecek. Yine dostlar Adidas da Rusya Futbol Birliği ile ortaklığın askıya alırken Nike Rusya teslimatların durdurulduğunu Puma ise ülkedeki yüz mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu açıklıyor. Dünyanın en büyük ikinci moda üreticilerinden bir tanesi de Rusya'daki tüm satışları geçici olarak askıya aldığını duyuruyor. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kadınlar toplanmış durumda. Halk taleplerinin verilmesi kapsamında yürüyüş düzenleniyor. Başkentteki basın kulübü önünde toplanan kadınların eylem yaptığını görmekteyiz. Öte yandan Lahore, Karachi ve Multan gibi şehirlerde de benzer gösteriler yapılıyor. Göstericiler Pakistan vatandaşlarının kadınlardan da oluştuğunu vurgulayarak özellikle eşit ücret talep ettiklerini not düşüyor. Yine dostlar Ukrayna'dan görüntüler görmektesiniz. Rusya saldırısı altında Ukrayna'nın Odessa şehrinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Ukrayna Ordu Bandosu barikatların önünde düzenlediği konserle halka ve güvenlik güçlerine moral veriyor şeklinde açıklamalarda yapılmış durumda. Yine dostlar çok tartışıldı. NATO'nun rolü tartışıldı. NATO'nun Avrupa'daki asker sayısını görmektesiniz. 2146 Estonya, 1680 Letonya, 1613 Litvanya, 6908 Polonya ve 2575 asker Romanya'da bulunuyor. Bir taraftan da dostlar Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız da ülkemize gelmeye devam ediyor. Bugün bu kapsamda Türkiye'de basın açıklaması yapıldı. Edirne'den görüntüler görmektesiniz yine. Edirne'nin dışında özellikle İstanbul'da çok sayıda gösterinin yapıldığı belirtiliyor. Yine dostlar, Baykar teknoloji lideri Bayraktar Kocaeli'de üniversite öğrencileriyle buluştu. Baykar şu an dünyada en fazla ülke insansız hava aracı ihraç etmiş firma olduklarını duyururken dünyada Türkiye iyi alanında ilk üçte 19 ülke ihracat sözleşmesi imzalamış durumdayız. Bunların birçoğu ihraç edildi açıklamasını yapıyor. Bütün gelirlerinin %90'ından fazlasını yurt dışından elde ettiklerini de not düşüyor. Yine dostlar bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Sizlere kısa bir videoyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. kalın. M.K.